Merhaba arkadaşlar, Örgüsel YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kanalımızın ilk dantel videosu olan "Görenlere nasıl ördün dedirten" başlığıyla videosunu paylaştığım dantel modelimizin farklı bir versiyonunu hazırladım. Ördüm detaylarıyla ne şekilde örüldüğünü ve ekleme kısımlarını sizlerle paylaştım. Videonun devamında izleyebilirsiniz. Farklılıklar var. Sayılarda farklılıklar var. Burada şu dantelde de bunu floş ipiyle örmüştüm. Bakın 2 yıl falan oldu neredeyse. Hala da duruyormuş bu. Ki bu ipin rengi böyle kendinden kirli bir rengi varmış. Ben bununla ördükten sonra anladım. Bu normal süper altın başak pamuklu ip 70 numara. Bu da Yabali diye bir marka vardı ama 50 numaraymış. Şimdiki yani altın başağın ben floş ipini de aldım. Bunda hatta bu Yabali'nin küçük bir şeydi, böyle bobin diyoruz ya, hani küçük bir yumakta, onda 50 numara yazmıyordu. Böyle 3 numara diye bir şey yazıyordu. Ki şimdi ben bunu örerken pamuklu iple ördüm. Bu halini de görmeniz için, ama arkadaşlar yine floş ip ile örmenizi öneririm. Altın başağın 60 numarası en ince. Yani bu süper altın başak pamuklu ipin 70 numarasından bile daha ince. 60 olarak geçiyor ama bu modeli o iple örerseniz ütüleme sıkıntınız da olmaz. Yani danteli örüp bitirdikten sonra bir kere ütülersiniz. Yıkasanız bile. Hatta şu danteli örerken ben bir püf noktası paylaşmıştım. Böyle bir beyaz sabunu hani suda eritip ütülerken üzerine spreyleyerek, çok fazla değil ama, ütülediğinizde tersinden yakmadan, tersinden ütülerseniz bunu yıkadığınızda da asla karışmayacaktır. Tekrar ütü istemeyecektir, ki bu bütün danteller için geçerli. Floş ipiyle örülen, ayrıyeten yazma yoları, işte kenar dantelleri, havlu kenarları için de keza aynı şekilde. Şimdi çok uzatmadan şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle farklı versiyonu dediğim, burada evet örerken sayıları farklı. Bakın şu, özellikle şu yaprakla çiçek kısımları hep böyle yan yatıyordu bu modelde. Ben bunu sayılarını ayarlayarak mümkün olduğunca, bakın şu en artık sayılarını netleştirip tamam, bu şekilde daha muntazam oldu dediğim motif. Bundan öncesinde hatta bakın 2 tane daha ördüm. Onlar da böyle bir yana doğru yatıyor. Ayrıyeten şu araları, yani şuraları tutturmuştum ben diğer modelde. Buraları açık bıraktım bu kez. Ve şu kısmı, yani en büyük farklılık bu. Ben bu modeli ördüğümde bu ortaya hiç küçük motif örmeyecek miyiz diye yorumlarda, hatta Instagram'da mesaj bölümünde çok soran olmuştu. Ama yani ben bu danteli bu şekildeydi modeli. Öğrendiğim, bana öğreten kişi bu halini görmüştüm ve bu halini biliyordum. Ortaya da nasıl bir motif, küçük motif örebilirim diye hiç düşünmemiştim. Sonradan çok soruldu. Bu dantelin çok versiyonu var. Yani farklı farklı modeller görüyorum internette. Ve beğenildiğini biliyorum. Ama bu halini, şu özellikle araya böyle çarpı şeklinde miyim artık, işte bu ortaya kapatarak böyle çok daha güzel, böyle güpürlü bir dantel ortaya çıktı. Aslında çok kolay. Yani bunları ayrıca örmüyoruz. Bu motifleri örerken bu kısmını da örmüş oluyoruz. O da ayrıyeten yine güzel bir tarafı. Çok uzatmayayım arkadaşlar. Bu dantelin 9 motiflik tam mendil halini aslında görmeniz için tamamen örüp bu şekilde paylaşmak istedim. Ama zaman sıkıntısı çekiyorum. Bu koronavirüsten dolayı bizim iş yerimiz 2 ay kapanmıştı. Evdeydim. Arka arkaya dantel videoları paylaştım. Ama şimdi tekrar çalışmaya başladık normal mesaimize. O yüzden zamanım kısıtlı. Oğlum küçük, 4 yaşında. Böyle geceleri zaman buldukça yine videolara devam etmeye çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi bu alt motifi zaten ekleme kısımlarını 4 motife kadar örerek gösterdim. 5. 6. motifi özet geçtim yine. 9. 7, 8, 9. motifi de yine aynı şekilde özet geçtim. Ama dediğim gibi böyle 9 motiflik halini, bitmiş halini maalesef gösteremiyorum. Ama dantel zaten şöyle baktığınızda anlaşılıyor. Çok güzel oldu. Dediğim gibi altın başak
Flowship 60 numaralı da örerseniz çok çok daha güzel olacaktır. Ben keşke dedim bu son yani 3 motifini de Flowship ile örseydim dedim. Hani boyut farkı olacaktı ama aslında 9 motife tamamlamayı düşünüyordum. O son 3 motifi yine Flowship ile altın başağın 60 numarasıyla örerim diye düşünüyordum. Ama baktım bir hafta daha gecikecek video. Artık bu şekilde bu haliyle videomuzu sizinle paylaşıyorum. Zaten çok uzun oldu. Mümkün olacak kısaltmalara çalıştım ve şu an konuşarak da videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ve dantelimizi örmeye başlayalım diyorum. Motifimizi örmeye başlarken öncelikle yine bu şekilde ipimi çevirip bir tane ilmek oluşturuyorum ve başlangıç zinciri yapıyorum. Bunu saymıyorum. İlk zinciri bol çekiyorum. Yine her motif başlangıcında olduğu gibi diğer zincirleri ortalama sıkılıkta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliniz çok sıkıysa burada 11 çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben 10 zincir çektim. İlk zincirin içerisine batıyorum. İpimi arkadan ön alıp sık iğne ile tutturuyorum ve bir halkam oldu. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Bu 6 zinciri yine çok sıkı sıkı çekmiyorum. Özellikle 5. zinciri. Çünkü 5. zincirin içerisine de batacağım. Şimdi 6 zincir çektim. Tığ ipimi 2 defa doladım. Halkanın içerisine batıyorum. İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine çok sık olmayacak şekilde. Tığ ipimi 2 defa doladım. Boşluğun içerisine battım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Yine bir zincir. İki defa doladım. Aynı şekilde boşluğun içerisine. Üçüncü ikili trabzan. Yine bir zincir. Boşluğun içerisine battım. Dördüncü ikili trabzan. Bu şekilde 11 tane ikili trabzan yapacağız. Aralara birer zincir çekerek. Yine bir zincir. İki defa doladım. Boşluğun halkanın içerisine battım. Altıncı ikili trabzanı yaptım. Yine bir zincir. İki defa doladım. Yine bir tane zincir. İki defa doladım. Sekizinci ikili trabzanı yaptım. Yine bir zincir. 2 defa doladım. 9. Yine bir zincir. 2 defa doladım. 10. Yine bir zincir. 2 defa doladım. Ve 11. ikili trabzanı yaptım. Şimdi yine bir tane daha zincir çekiyorum. İlk ikili trabzanı örmeye başlamadan, yani örmeden önceki çektiğimiz 6 zincirin şu şekilde soldan sağa doğru saydığımda o 5. zinciri bol çekmiştim ya arkadaşlar. Onun içerisine batacağım. İpi arkadan öne alıp hatta şöyle şu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Burada sık iğne yapmıyorum. Şimdi 16 tane zincir çekiyorum. Ve buraya ilk boşluğun içerisine hemen önümdeki batıyorum. Sık iğne ile bu 16 zinciri tutturuyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde ters çeviriyorum. Şu küçük motifimi. Tığ ipimi doluyorum. Bu çektiğim 16 zincirin içerisine şimdi 14 tane öncelikle trabzan yapacağım ama trabzanları çok uzun uzun yapmıyorum. Şöyle. O yüzden 2 zincir çektim. Normalde ortalama bir trabzanın hakkı diyelim 3 zincirdir.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane trabzan ördüm. Şimdi bir tane bol bir zincir çekiyorum. Hatta burada 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincirim, 5'ini de bol çekiyorum arkadaşlar. Böyle sıkı sıkı çekmiyorum. Evet. Şimdi 5 zincir çektim. İlk zincirin içerisine buraya batıyorum. İpi arkadan öne alıp bu şekilde çok fazla sıkılaştırmıyorum. Yine böyle bol bol 5 tane zincir çektim. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne alıyorum. Şöyle sık iğne örüyorum ama sık iğneyi böyle çekerek sıkılaştırmıyorum. Şöyle elimle yerleştiriyorum hafiften. Tekrar 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan ön alıp şöyle sık iğne örüyorum. Şöyle çok hafif sıkılaştırıyorum. Yani bu üçünün şu bolluğu, şu aralardaki sıkılaştırması eşit olmalı. Şimdi ilk zincir biraz sıkı çekiyorum. Sonrakileri yine bol çekiyorum. Bu kez 6 zincir çekeceğim. 3 yaprak ördükten sonra. Bu kez ikinci zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne alıp yine şöyle hafiften sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Yani burayı ne kadar eşit ayarlayabilirseniz o kadar muntazam olacaktır. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tırmık ipimi doluyorum. Ve yine o çektiğimiz 16 zincirin içerisine dönüyorum. 14 tane daha trabzan öreceğim. Şimdi ilkini örmüş oldum. Bu şekilde. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi bakın, bu badem şeklinde ördüğümüzün şimdi düz yönü bana bakıyor ama şu ortada 11 ikili trabzan olarak ördüğümüz şeyin tersi bana bakıyor. Bunu bu şekilde tutarak şöyle içeriden dışarıya doğru çeviriyorum. Yani bunu sabit tutuyorum. Ortadaki çiçeği diyelim, onun da doğru yönünü kendime çeviriyorum ve burada ikinci boşluğa, yani ilk boşluğa 16 zincir çekip şu bademi örmeden önce batmıştık. Şimdi ikinci boşluğun içerisine batıyorum ve sık iğneyle tutturuyorum. Şu an ikisinin de doğru yönü bana bakıyor.
İkinci bademi de örmeyi göstereceğim. Sonrasında 12 tane aynı şekilde birbirinin aynısını öreceğiz zaten arkadaşlar. Yine 16 zincir çekiyorum. Ve ikinci, yani şu bademi tuttururken ikinci boşluğun içerisine batmıştık ya, bu 16 zinciri çektikten sonra da yine ikinci boşluğun içerisine batıyorum ve sık iğne ile tutturuyorum. Yine 2 zincir çekeceğim. Dantelin tersine kendime çeviriyorum arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı geçeceğim biraz. İlkini yavaş gösterdim. Tam ipimi doladım. Şu an çektiğim 16 zincirin içerisine yine 14 tane böyle çok uzun olmayacak şekilde trabzan örüyorum. Üç ve 14 tane trabzan ördüm. Yine diğer bademin üst kısmında yaptığım şu yaprağın aynısını yapacağım. Şöyle 5 tane zincir çekiyorum yine. Sık olmayacak şekilde. İlk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp şöyle hafiften sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir bol olacak şekilde. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp hafif sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine battım. Hafif sıkılaştırdım. Bir tane sıkı bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İlk zinciri biraz sıkı çektim. Diğer zincirleri bol olacak şekilde 6 zincir çektim bu kez. İkinci zincirin içerisine batıyorum bu kez. Ve yine şöyle hafiften sıkılaştırıyorum. Dördüncü yaprağı yaparken şurada arada biraz boşluk olması gerekiyor. 3 yaprak sağda, 3 yaprak solda olacağı için. Yine 5 zincir çekiyorum. Şöyle sık olmayacak şekilde ilk zincirin içerisine batıyorum. Ve 5. yaprağı örüyorum. Şöyle hafif sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir. İlk zincirin içerisine batıyorum. 6. yaprağı ördüm. Yani burada gösterdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz buradaki yaprak diyelim, çiçek diyelim artık yine ne dersek eşit ve muntazam olacaktır. Şimdi 6 yaprak ördükten sonra yine bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi doluyorum. Çektiğim 16 zincirin içerisine yine trabzan örmeye başlıyorum. İlk trabzanımı ördüm. 14 tane yine trabzan öreceğim. 2 5 6 7. Burada arkadaşlar bakın şöyle 7 tane falan trabzan ördükten sonra şu şekilde rahatlıkla dönecek zaten. Yani bakın şimdi şunun doğru yönü, bademin doğru yönü bana bakıyor. Diğer kısmının ters yönü bana bakıyor. Şöyle alıyorum. Bakın bu şekilde çeviriyorum. Bunda hiçbir şekilde yani dönme olmuyor, çevirme yapmıyorum. Sadece şu halde örerken bunu bu şekilde çeviriyorum. Şöyle tutuyorum. Kalan kısmında o şekilde daha rahat öreceğim için burada çevirdim. Bu ikinci badem örerken, hatta sonraki 12. bademe tamamlayana kadar 3. 4. 5. işte diğer bademleri de çevirirken aynı şekilde yaparsanız daha rahat öreceksinizdir. Şimdi 7 tane örmüştüm. Devam ediyorum. 8 9 10 11
12, 13 ve 14. Şimdi bu kez üçüncü boşluğa batıp bunu sık iğne ile sabitliyorum şu anki ördüğüm bademi. Yine 16 zincir çekeceğim. Ve bu kez yani yine 16 zinciri çektiğimizde şu an ben 3. bademi öreceğim arkadaşlar. 16 zinciri çektiğimde yine 3. boşluğun içerisine batıp sık iğne ile tutturuyorum. Yani bademi örmeyi bitirdiğimizde sonraki boşluğa batıyoruz. Ve 16 zincir çektiğimizde son battığımız yere tekrar batıyoruz. Bakın şu 2. bademi örüp bitirdiğimde 3. boşluğa batmıştım. Sık iğne ile tutturmuştum. Tekrar 16 zincir çektim. Şimdi 3. bademi öreceğim. Yine 3. boşluğun içerisine batıp aynı yere sık iğne ile tutturdum ve yine 2 zincir çekeceğim. Şu ikisini ördüğüm gibi aynı şekilde örerek devam edeceğim ve bu şekilde 12 badem örelim. Bundan sonrası artık anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. 12 badem ördükten sonra videomuza sonrasında devam edelim. Şimdi 12. bademin yaprak kısımlarını da ördüm. Tekrar tığım ipimi doluyorum. Burada bakın şu an dantelin ters yönü bana bakıyor. Bir kere daha bu şekilde göstermek istedim. Son 12. bademin çevirme kısmını ve nereye tutturacağımızı bademi örüp tamamladıktan sonra tığım ipimi doladım. Tekrar bademin içine dönüyorum. Yine 14 tane trabzan öreceğim. Bademin düz yönü bana bakıyor. Yine dantelin ters yönü bana bakıyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şöyle çeviriyorum bademi. Yine bakın, böyleydi. Bu şekildeydi örerken. Bademi tutuyorum. Ve dantelin düz yönünü kendime çeviriyorum. Bu durumda badem bu şekilde bir önceki bademin üzerine kat kat bu şekilde gelmiş oluyor. Yani şöyle 7-8 tane ördükten sonra buradaki trabzanları çevirirseniz daha rahat olur. 9 tane örmüşüm. 10 11 12 13 ve 14. Şimdi 12. bademi tamamladıktan sonra arkadaşlar sık iğne ile tutturacağım yer. Burada ilk boşluk vardı. Hani ilk 16 zinciri ördükten sonra ilk boşluğa batıp sık iğne ile tutturmuştuk ya. Yine o boşluğun içerisine batacağım ama şu şekilde batacağım. Bakın şurayı şuranın arkasından yani şu bizim 11 trabzan ördükten sonra ikili trabzan sırayı kapatıp çektiğimiz 16 zincir oranın başı. Şöyle bunun arkasından batıp şu şekilde birinci boşluğa ilk boşluğa batıyorum. Şöyle önden arkaya ipi arkadan öne alıyorum ve yine sık iğne ile tutturuyorum. Sabitliyorum bu şekilde. Yani bunu böyle yapıp da tutturabilirsiniz ama daha net anlaşılsın diye bu şekilde gösterdim. Şimdi bir tane zincir çekip burada ipimi koparmak zorundayım. Üst kısmını buradan çıkamıyoruz. Şimdi burada ipimi keseceğim ve üst kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi motifimizin bu kısımlarını öreceğiz. Şu üst kısmını. Normalde ben 3 motif ördüm ve ikinci motifi birinci motife eklerken yine üçüncü motifi ikinci motife eklerken aslında video çektim. Siz bunu videonun ilerleyen kısımlarında izleyeceksiniz. Bu normalde dördüncü motif ama şimdi ben ilk motif gibi göstereceğim size. Şimdi öncelikle
Başlangıç zinciri yapıyoruz ya, bu şekilde bir ipimi çeviriyorum. Zincir çeker gibi başlangıç zinciri yapıyorum. Ve motifimi alıyorum. Motifimin düz yönü bana bakıyor. Herhangi bir bademden, hiç yani hangisi olduğu fark etmez. Bu yaprak kısmının şöyle boşluğu önden arkaya doğru atıyorum. Bu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Ve 13 zincir çekiyorum. Yani çok sıkı sıkı değil benim zincirlerim. Eliniz çok sıkıysa 14 çekin. Çünkü ben ilk motifte 12 çekmiştim. Biraz kastı. Hatta ilk motiflerin şu yaprak kısımları da bakın şöyle yana doğru yatıyor. Ama sonraki motiflerde bunu düzelttim. Şu mesela en son yaptım. Daha düzgün duruyor bakın. Bunda ilk yaprağı yaparken 6 zincir çekip ilk şu şekilde dipte bir tane bırakıyordum. Ama sonrasında size videoda gösterdiğim şekilde yaptım yaprağı. Şu motifte gördüğünüz gibi ve bu şekilde daha muntazam oldu. O yüzden şimdi 13 zincir çekeceğim. 13 zincir de daha güzel oldu. Şunda olduğu gibi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ve diğer bademin şu yaprak kısmına yine boşluğa önden arkaya bu şekilde batıyorum. İpi arkadan öne aldım. Yine sık iğne ile tutturdum. Bakın şöyle. Buraya. Yine aynı şekilde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine bir sonraki bademe yaprak kısmına şöyle boşluğa önden arkaya battım. İpi arkadan öne aldım. Yine sık iğne ile tutturdum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim sıra boyunca. O yüzden siz de örün. Ben de öreyim. Hani bunu videoda örerek göstermeye gerek yok. Bu son şuraya gelirken tutturmasını göstereceğim. Ondan sonra da sık iğneleri örmeye başlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine son kez 13 zincir çektim ve başlangıç noktasına ilk battığım yaprağın boşluğuna diyeyim. Yine batıyorum. Burası bu sıranın sonu. Sık iğne sırasında yine başlangıç noktası olmuş oluyor. Bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Şurada bir kalan ipimiz vardı. Onu da şimdi yapacağım sık iğnelerin içerisine yürüteceğim ki sıkılaşsın. Sonrasında sökülme ihtimali kalmasın diye. Şimdi zincir falan çekmiyorum. Buradaki boşluğa direkt batıp 10 tane sık iğne yapacağım. Yan yana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve yine sık iğne ile tutturuyorum. Bu ilk sık iğnemiz olmuş oluyor ve yine 10 tane sık iğne öreceğim bununla beraber. 2 3 4 Şunu artık şöyle geri planda tutabilirim. 5 6 7 8 9 ve 10. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine arkadaşlar bu boşluğa da 10 tane sık iğne öreceğim. Burada yaptığım gibi 4 zincir çekeceğim. Sonrasında yine 10 tane sık iğne ile bu boşluğu da tamamlayacağım, dolduracağım. Toplamda 20 sık iğne olacak. Bu arada buradaki 4 zinciri benim elim çok sıkı değil. Eğer eliniz çok sıkıysa 5 çekin. Ve bu şekilde bütün boşlukları örerek şurada son 12. boşluğu örmeyelim. Buraya kadar örelim. Videomuza sonrasında devam edelim. Burada çünkü son boşlukta şöyle şurada yaptığımız gibi yaprak yapacağız.
Şuradaki bademleri örerken aslında gösterdim. Ama ilk motifi, yani motifin tamamını göstermiş olmak için yine o kısmını da örerek göstereceğim. Videomuza oradan sonrasına devam edelim. Evet, 11 boşluğu da 20'şer sık iğne ile doldurduk. Aralarda 4'er zincir çektik. Şimdi son boşluğu örerken şunun gibi, burada yaptığımız gibi yaprak yapacağım. Yine bunu da bir kez göstermek istedim. 1, 2, öncelikle 10 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. Çok sıkı sıkı çekmiyorum zincirlerimi. Ve ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bunu böyle şu hafif çekiyorum. Yani çok sıkı sıkı sıkılaştırmıyorum. Yine 5 tane zincir. Aynı şekilde yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Önden arkaya, ipi arkadan öne alıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Yine 5 tane zincir. Bakın arkadaşlar, zincirlerimin sıkılığı şöyle net gözüküyordur umarım. Bu şekilde. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Önden arkaya. Şöyle hafif çekerek sıkılaştırıyorum. Ve bakın üçünün de boyutu, bu aradaki mesafesi eşit oldu. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri çok bol çekmiyorum burada. Biraz sıkı çekiyorum. Diğerlerini yine biraz bol çekiyorum. 4, 5, 6. Bu kez ilk zincirin içerisine değil, ikinci zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne alıyorum. Bu şekilde hafif sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. İlk zincirin içerisine batıp 5. yaprağımı yapıyorum. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine battım. İpi arkadan öne alıp sıkılaştırdım hafiften. Bakın. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ve boşluğun içerisine dönüp 10 tane daha sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi burada şu ilk boşluğu doldurmaya başlarken ilk yaptığımız sık iğnenin şöyle en dibe batıyorum. İp arkadan öne alıyorum. Bu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekip şöyle sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. İlk motifi, bakın şunu bu şekilde yaptım. Böyle burada sadece tek bir tepede bir tane yaprak. Şu ipi de şöyle daha önceki videolarda da gösterdim. Şöyle aralardan batacağım. Örecekmiş gibi. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın şöyle. Bu ipi alıyorum. Şöyle aradan geçiriyorum. Burada kesebilirim ya da bir iki tane daha, hani daha sık olsun derseniz yine aynı şekilde buraya kadar getirip kesebilirsiniz ipimizin Şimdi ikinci motifi, ilk motifi eklemek için arkadaşlar şurada 6 boşluğu sık iğne ile ördüm. Kalan 6 boşluğu da ekleme yaparak öreceğiz.
Şimdi 7. boşluğa öncelikle 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Buradan bir önceki değil, ondan önceki. Yani şurada yaptığımız çiçek diyelim. Ondan bir önceki tepeye değil, ondan daha bir önceki tepeye. Dantelin tersini kendime çeviriyorum. İki dantel motifinin tersi birbirine bakıyor. Ve içeriden dışarıya doğru buradaki yaprağın içine batıp ipi arkadan öne alıp sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Boşluğa dönüp tekrar yine 10 tane sık iğne dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi sonraki boşluğa geçiyorum. İlk olarak yine 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada bir düğüm varmış ipte. Ve 10. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Bakın şöyle dantelin tersi yine birbirine tersleri birbirine bakacak şekilde tutuyorum ve tam karşısına denk gelen şöyle yaprağı içeriden dışarıya doğru batıyorum. İp arkadan öne alıp sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve kalan 10 sık iğneyi öreceğim. 2 3. Bu arada iki zincir çektikten sonra battığım, yani bu iki zinciri tutururken battığımı ilk sık iğne olarak sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi sonraki boşluğa geçeceğim. Yine buraya da önce 10 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve böyle gayet bol olacak şekilde şuraları yaparken yaptığımız gibi 5 tane zincir çekiyorum. Bakın gayet bol. Hiçbir şekilde sıkılaştırmıyorum. 3, 4, 5. Ve ilk zincirin içerisine şu şekilde dip kısmına batıyorum. İpi arkadan öne alıp bu şekilde sık iğne ile yaprak yapıyorum. Bir tane. Tekrar yine aynı şekilde gayet bol olacak şekilde 5 tane zincir çekiyorum. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp sık iğne ile sıkılaştırıyorum. Yine aynı şekilde 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Sık iğne ile sıkılaştırdım. Bakın 3 tane yaprak yapmış oldum. Arka arkaya. Şimdi sıkı bir zincir çekiyorum. Ve yine bakın dantelimin tersleri, yani iki motifin de tersi bana bakıyor. Şu şekilde birbirine birleştiriyorum.
Ve bir önceki motifte yaptığımız yapraklarla yaptığımız çiçeğin hemen şöyle ortasından boşluktan önden arkaya doğru batıp sık iğneyle tutturuyorum. Yine sıkı bir zincir çekiyorum burada. Ve yine aslında burada öncesinde sıkı bir zincir çektik ama burada bol çekeceğimiz için sık iğneyle tutturduktan sonra sıkı bir zincir çekmeye gerek yok. Şöyle göstereyim, daha muntazam oluyordu. Bol bir zincir çekiyorum. Yine 2, 3, 4, 5 tane gayet bol zincir çektim. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Ve sık iğneyle yaprak yaptım. Bakın. Yine aynı şekilde 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine battım. Sık iğneyle tutturdum. Yine ikinci yaprağı yaptım. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne aldım. Sık iğneyle üçüncü yaprağı yapmış oldum. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Ve tekrar buradaki boşluğa döndüm. Battım. Sık iğneyle devam edeceğim. Bakın bu şekilde yapraklarımızı yapmış olduk. Şöyle tutturarak. Bakın şurada bir tanesini çok aşırı bol çekmişim. Yani bunu şöyle orta, hani ne çok aşırı bol ne de sıkı olacak şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Şu araların eşit olması için yaprak boyutlarının. Şimdi yine buraya 10 tane sık iğne dolduruyorum. Şu an battım. Bu yaprakları tutturdum sık iğne ile birlikte. Bir tane yapmış oldum şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine öncelikle 10 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada artık tutturma yok arkadaşlar. 4 tane zincir çekeceğim. Yine boşluğa batıp bir tane yaprak yaptım ve ilk sık iğnemi yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 10 sık iğne. 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Sık iğne ile tutturdum ve ilk sık iğneyi yapmış oldum. Sonraki 10, yani şu an öreceğimiz 10 sık iğnenin ilkini yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi son boşluğa da önce 10 tane sık iğne yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine şurada yaptığımız gibi 6 yapraklı bir çiçek yapacağız.
Ama herhangi bir yere tutturmadan buradaki bu sıradaki üçüncü motifi örerken ekleme yapmak için hazır vaziyete getireceğiz. Yani hazır bir şekilde örüp bırakacağız. Yine şöyle orta bollukta bir 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine battım ve sık iğne ile tutturdum. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilk sık iğnenin içerisine battım. Ve sık iğneyle. Burayı da çok böyle sık sık sıkılaştırmıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaparken yani yaprağı 5 zincir çektikten sonra yaprağı tutturmak için yaptığımız sık iğneyi yine 5 zincir çektim. İlk zincirin içerisine battım. Şöyle. Üçüncü yaprağı yapmış oldum. Bu kez 6 zincir çekiyorum. İlk zinciri atlıyorum. İkinci zincirin içerisine batıyorum. Yine bir tane yaprak yaptım. Yine 5 zincir. Aynı şekilde ilk yaprağın içerisine battım. Beşinci yaprağı yapmış oldum. Tekrar 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine battım. Şimdi sıkı bir zincir çektim. Ve buraya dönüyorum. İlk sık iğnemi yapmış oluyorum. Aynı zamanda bu yaptığımız yaprağı tutturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şuradaki ilk sık iğnenin yani bu sıraya başlarken sık iğne sırasına başlarken yaptığım ilk sık iğnenin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp bu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip sıkılaştırıyorum. İpimi kesiyorum. Arkadaşlar ikinci motifi ilk motife ekledik. Bakın bu şekilde. Yani eğer ki 4 motiflik bir şöyle 1, 2, 3, 4 motiflik bir dantel olsaydı bu şurayı örmeyecektim. Böyle düşünün. Şimdi 3'e 3 yapacağımız için yani 3'e 3 ne oluyor? 9 motiflik bir mendil yapmış olacağız ki ortalama standartı budur. O yüzden 3. motifi de eklemek için şurada bir tane daha çiçek ördüm. Bu ilk motifi yaparken yaptığım gibi. Evet, şimdi üçüncü motifi ekliyorum ve eklerken şu kısmını göstermek istedim yine. Şu çiçeğe tutturma kısmını. Üçüncü motifi son 3 boşluk diyelim kalana kadar diğer 9 boşlukları aynı şekilde ördüm, göstermiştim. 10 sık iğne. Sonrasında 4 zincir. Tekrar kalan boşluğa da yine 10 sık iğne doldurarak ördüm. Ama şu sondan üçüncü boşluğu örerken 10 sık iğne çektim yine 2 zincirli. Bakın şuraya tutturdum. Yani şu çiçekten ikinci motifi bu çiçekten 2 boşluk öncesine. Bir sonraki boşluğu da buraya tutturdum. Zaten şöyle baktığımızda gözüküyor. Şimdi son boşluğu örerken de yine çiçek yapacağız. Burada başka yapmadım. Yani bu üçüncü motifi olduğu için şu ikinci motifi yaparken olduğu gibi burada bir çiçek örüp bırakmıştık ya. Bu kez bunu yapmadık arkadaşlar. Bakın. Şimdi son boşluğu örüyorum. Yine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğne ördüm. Yine şöyle bol bol böyle
Yani çok aşırı bol veya çok sık olmayacak şekilde 5 tane zincir çektim. Yine ilk zincirin şöyle dip kısmına, hani ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıyorum. Şöyle sık iğneyle hafif bir şekilde çok sıkılaştırmadan tutturuyorum ve bir tane yaprak yapmış oldum. Yine aynı şekilde 5 zincir çekiyorum. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İkinci yaprağı yapmış oldum. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne alıyorum. Şöyle tutturuyorum. 3 tane yaprağı yapmış oldum. Burada bir tane sıkı bir zincir çektim. Bakın şöyle, bu ikinci motif ve burada boşta kalan bir çiçeğimiz vardı. Şöyle yine iki motifin tersi birbirine bakıyor. Buradaki çiçeğin içerisine şöyle boşluğa önden arkaya batıp ip arkadan öne alıyorum. Ve sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar 5 zincir çekeceğim yine. Sık olmayacak şekilde. Hatta biraz bol. Ama çok aşırı bol da değil yani. Artık şöyle gözüküyordur umarım. Işık parlıyor, o yüzden çok net gözükmüyor galiba. Evet. Şimdi çektiğim ilk zincirin yine içine batıyorum. Önden arkaya. İp arkadan öne alıp yine sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp bir tane daha yaprak yaptım. Tekrar 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İp arkadan öne alıp tutturmadan sonraki 3. yaprağımı da yapmış oldum. Burada sıkı bir zincir çekiyorum yine. Ve bakın şuraya dönüyorum. Tuttururken bir tane sık iğne yapmış oldum. Devam ediyorum ve 10 sık iğne ile motifi bitiriyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Üçüncü motifi de bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Burada yine ilk zincirin içerisine, ilk sık iğnenin içerisine batıp bir tane daha sık iğne yapıp veya şu şekilde ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Sıkı bir zincir yapıp yine ipimizi kesiyoruz. Ve bakın 3 motifi birbirine eklediğimizde bu şekilde oluyor. Şimdi 4. motifi ekleyeceğiz. 2, 4, 6 boşluğu yine sık iğne ile doldurdum. 10 sık iğne ördüm. Her boşluğa yine 4 zincir çektikten sonra tutturdum. Yine sonrasında 10 sık iğne örerek kalan 10 boşluğu örerken de 4. motifi, diğer motiflere ekleme yapacağız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde 7. boşluğa öncelikle 10 sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 2 zincir çekiyorum. Ve şu şekilde bu motifi ekleyeceğim. Şöyle alıyorum. Şimdi şu yapraktan sağa doğru sayarsak 1 ve 2. sağa doğru 2. tepeye buradaki yaprağı önden arkaya batıyorum. İpi arkadan öne alıyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum ve çektiğim 2 zinciri boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. İlk sık iğnemi örmüş oldum. Sonraki 10 sık iğne için 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 10 sık iğne öreceğim.
Evet, 10 sık iğne ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum yine. Bakın motiflerimin yine ikisinin de tersi birbirine bakıyor. Tam karşısına denk gelen buradaki tepedeki yaprağı önden arkaya batıyorum. İpi arkadan öne alıp yine sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine boşluğa dönüp 10 tane sık iğne öreceğim. Evet, diğer boşluğa geçiyorum. Yine 10 tane sık iğne öreceğim. Evet, burada da 10 tane sık iğne ördükten sonra şimdi sondan dördüncü boşluktayım arkadaşlar. Burada şu diğer motifleri eklerken yaptığımız yaprağın aynısını yapacağız. Öncelikle şöyle yine çok sıkı olmayacak şekilde 5 tane zincir çekiyorum. Ve ilk zincirin içerisine batıyorum. Şöyle hafifçe sıkılaştırıyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum burada yaprak yaparken. Yine ikinci yaprağı yapmak için 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne alıp böyle hafiften sıkılaştırıyorum. Yine 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine atıyorum. İpi arkadan öne alıp hafif sıkılaştırıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle dantelin tersi. Buraya tutturacağım ama hani şu motifin bu ekleme yaprağı diyelim. Bunun arasına boşluğa batacağım. Tam şöyle birleşme kısmına denk gelecek şekilde ipi arkadan öne alıp yine sık iğne ile tutturuyorum. Yine böyle çok sık sık hani şöyle sıkılaştırırız ya bunu yapmıyorum. Sonrasında burada zincir yani 5 tane zincir çekeceğiz. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. Şöyle burada batarken arkadaşlar bakın şöyle zincirin gözüküyor mu bilmiyorum. İki katını alın. Tek katı altta kalsın. Şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Burada bir tane daha yaprak yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yine ilk zincirin içerisine batıyorum. İpi arkadan öne aldım. Eklemeden sonraki ikinci yaprağı yaptım. Tekrar 5 zincir. Yine ilk zincirin içerisine batıp eklemeden sonraki üçüncü yaprağı yaptım. Eklemeden önce 3 yaprak yine eklemeden sonra yine 3 yaprak yaptım. Burada şöyle sıkı sıkı 2 zincir çekiyorum. Yani ben çok detaycı olduğum için burada bu şekilde ayarlayabildim. Öyle söyleyeyim. Yani bu çünkü hani mantıken burada sanki bir tane zincir çekmemiz gerekiyor. Hatta şu ilk başla kıyaslarsak burada ilk zincirin içerisine bakmıştık. Hiç zincir çekmememiz gerekiyor gibi düşünülebilir ama şöyle tuttuğunuzda bakın. Bu yön farkı olduğu için bu şekilde eşitleniyor. Tekrar boşluğun içerisine dönüyorum. Ördüğüm motifin. Sık iğne ile tutturuyorum. Ve burada öreceğim 10 sık iğnenin ilkini yapmış oldum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet bakın şöyle baktığımızda şu yaprakların hani karşılığı böyle birbirine denk gelmesi gayet eşit oldu. Bu şekilde eklemiş olduk. Dördüncü motifi de. Şimdi sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 10 tane sık iğne öreceğim. On sık iğne ördüm.
Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Pardon. Burada 4 zincir çekiyorum. Burada ekleme yok. Şimdi buradaki eklememizi yaptık. Burada boşluk bırakmamın nedeni şurada son boşlukta yine böyle bir tane yaprak örüp bırakmamız gerekiyor. Sonraki motiflerin eklemesi için. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Burada 2 tane çekmiştim. 2 tane daha çektim. Yine boşluğa dönüyorum. Sık iğne ile tutturup birinci sık iğneyi örmüş oldum. 10 tane sık iğne öreceğim yine burada. Evet, şimdi son boşluğa şu boşluğu da ördüm ben. Yani eklemeden sonra iki tane boşluk ördüm. Böyle hızlandırarak geçtim orayı. Videoyu ne kadar kısaltabilirsem diye. Şimdi son boşluğun içerisine de yine 10 tane sık iğne örüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde. Ve yine 5 zincir çekiyorum. Yine 6 tane yaprak yapacağım. Yani burada da göstereyim arkadaşlar bu motifte. Sonraki motifleri ekleme yapıp yapıp böyle özet geçeyim. Daha iyi olacak gibi. İkinci yaprağı yaptım, 5 zincir çektim, ilk zincirin içerisine battım, tekrar 5 zincir çekiyorum, ilk zincirin içerisine battım, üçüncü yaprağı yaptım, bu kez 6 zincir çekiyorum, ilk zinciri biraz sıkı sıkı, sonrakileri yine bol, bu kez ikinci zincirin içerisine battım, önden arkaya, ip arkadan ön alıp dördüncü yaprağı yaptım. Yine 5 zincir çektim. Yani bu yaprağı artık kaçıncı gösterişim? Ama danteli yeni öğrenen arkadaşlar için yine 5 zincir çektim. İlk zincirin içerisine battım. İpi arkadan öne alıp sıkılaştırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yine boşluğun içerisine dönüyorum. 10 tane. İlk olarak bu yaprağı tutturuyorum bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, motifimizi tamamladık yine. Buradaki ilk sık iğnenin içerisine önden arkaya batıyorum. İpi arkadan öne alıp şöyle ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın burada yani 3 motifin ara eklemelerini de yapmış olduk. Şurada bir tane daha yaprak yaptık. Çünkü 3'e 3 motifli bir mendil yapacağımız için buraya gelecek olan 3. motifin ve şu araya gelecek olan tam ortaya gelecek motifin birleşme noktası yine burada olacak. O yüzden bunu da burada örüp bırakmış olduk. Evet arkadaşlar, 5. motifi ekledim. Bundan sonra örerek göstermeyeceğim. Eklemeleri böyle her motifi ekledikten sonra nasıl eklediğimi özet geçeceğim çünkü bütün detayları gösterdim. Bu 3'e 3 öreceğimiz mendil diyelim, peçete ya da ne derseniz, tam ortaya denk gelen motif
Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. sırada sayı olarak, yani 5. motifimiz diyelim. Şimdi bunu eklerken bakın şöyle koyayım. Buradan başladım. 13 zincirli bu çerçeve diyelim artık. O kısmı ördükten sonra 13'er zincir çekip her şu boşluğa batıp sonrasında sık iğne sıralarını buradan örmeye başladım. Yine bu boşluğu ve bu boşluğu 10'ar sık iğne, araya 4 zincir, yani 10 sık iğne ördüm. Yine 4 zincir çektim. Sonrasında yine 10 sık iğne. Yine diğer boşluğu da aynı şekilde. Üçüncü boşluğa gelince burada yine bir altılı yaprak ve çiçek diyelim artık yine. Bunu yaptım. Çünkü burada ekleyeceğim 6. motife. Burada bağlantı vereceğim, yani ekleme noktası şurada olduğu gibi. Onun bu yüzden burada yapıp böyle hazır bir vaziyette bıraktım. Sonrasında iki boşluğu da aynı şekilde ördükten sonra 6. boşluğu örerken burada yine 3 tane arka arkaya yaprak ördüm. Gösterdim zaten bu kısmını örmeyi. Sonrasında tam karşısına denk gelen buraya işte boşluğa batıp tutturdum sık iğneyle. Sonrasında arka arkaya tekrar şurada gözüktüğü gibi bakın. Şöyle katlanıyor. Bu üçlü yaprağı yaptım ve yine boşluğa dönüp 10 tane daha sık iğne ördüm. Sonrasında 2, 3, 4, 5, 6, 7. boşluğu örerken tam karşısına denk gelen yaprağı tutturdum 2 zincirle. Tekrar 10 sık iğne ördüm. Yine aynı şekilde bu boşluğu örerken de 2 zincirle karşısındaki yaprağı tutturup tekrar 2 zincirle boşluğa dönüp kalan yine 10 sık iğneyi ördüm. Sonrasında sondan 4. boşlukta bakın. Yani burası 9. boşluk yapıyor. Baştan sayarsak sondan da 4. Sondan geriye doğru saydığımızda yine burada üçlü yaprak yaptım. Arka arkaya 5 zincir çekip yaprağı yaptıktan sonra sıkı bir zincir çekip şu tam karşısına denk gelen şöyle şu boşluğun içerisine battım. Şöyle battım, yani bunu göstermiştim zaten eklerken. Tersinden içeriden dışarıya doğru batıp sık iğne ile tutturun. Tekrar arka arkaya 3 yaprak yapıp yine döndüm. Aynı şekilde 10 sık iğne. Sondan 3. boşlukta yine 2 zincirle tam karşısına denk gelen yaprağı tutturdum. Yine 2 zincirle dönüp aynı şekilde, yine burayı da aynı şekilde sondan 2. ve en son boşluğu örerken de burada yine aynı şekilde 3 tane yaprak ördüm arka arkaya. Ve bu taraftaki, yani tam karşısına denk gelen zaten sağ taraftaki yaprağın içerisine şöyle içeriden dışarıya doğru battım. Sık iğne ile tutturdum. Sonrasında tekrar yine yaprakları örerek döndüm ve şurada bakın burası bitiş noktası. Başlangıç noktasında yaptığım ilk sık iğnenin içerisine battım. Sıkı bir zincir çekip ipimi kopardım arkadaşlar. Ve 5. motifi bu şekilde ekledim. Evet arkadaşlar, 6. motif de ekledim. Hemen bunu da böyle özet geçeceğim. Başlangıç noktası burası. Önce 6 tane boşluğu bu şekilde ördüm. Artık yani boşlukları ne şekilde ördüğümüzü zaten biliyorsunuz, video çok uzun oldu yine. O yüzden çok hızlı geçmeye çalışacağım. Burada 7. boşlukta bakın şöyle göstereyim. Yine yaprakları örerken 3 yaprak ördükten sonra tam karşısına denk gelen yaprağın boşluğuna battım. Tutturdum. Tekrar 3 yaprakla döndüm. 7. boşluk bu şekilde. 8. boşluğu örerken tam şuraya karşısına bakın şöyle tutturdum. 9. boşluk yine aynı şekilde karşısına denk gelen yere tutturdum. 10. boşlukta yine yaprak örmeye başladım. Tam ortaya kadar sık iğne ördükten sonra yine arka arkaya 3 yaprak. Şöyle bakın tam karşısına denk gelen şunun, yani ben bunu tuttururken şu kısmı buradaki yaprağı
şu tam karşısına denk gelen bu yaprak, çiçek, artık ben tabir bulamıyorum. Şöyle içeriden dışarıya battım. İp arkadan öne alıp sık iğneyle tutturdum ve kalan 3 yaprağı örüp boşluğa döndüm. Sonrasında diğer 2 boşluğu da örerken yine karşısına denk gelen bu yaprakları tutturdum ve burada bitirdim. Şimdi örerek tamamlayamadığım 7. 8. ve 9. motifi, burada olması gereken motifleri yine özet geçeceğim arkadaşlar. Şöyle ki bu tarafta şimdi 1, 2, 3. motifti bunlar. Böyle çevirdiğimizde burada motifler olduğunu farz edersek o zaman bunlar 7. 8. ve 9. motif olacak. Ekleme kısımları bu şekilde olacak. Hemen hızlı bir şekilde özet geçeceğim. 7. motifi eklerken ilk 9 boşluğu normal bu şekilde örüyoruz. 20'şer sık iğne. 10 sık iğne ördükten sonra yine 4 zincirle bir tane yaprak yapıp diğer boşluğa. 10. boşluğa geldiğimizde buraya ekleme yapıyoruz. Şuradaki ortadaki ekleme kısmından bir önceki değil, ondan önceki yaprağa. Sonrasında 11. boşluğu, yani ilk 9 boşluğu ördük. 10. boşluğu buraya tutturduk. 11. boşluğu örerken de yine tam karşısına denk gelen yaprağı tutturuyoruz. Ekleme yapıyoruz. 12. son boşluğu örerken de burada yine 10 sık iğne ördükten sonra arka arkaya 3 yaprak yapıp tam böyle karşısına çarpmasına denk gelen yaprağı içeriden dışarıya batıp ipi arkadan öne alıp sık iğneyle tutturuyoruz. Sonrasında kalan 3 yaprağı arka arkaya 3 yaprak örüp boşluğa dönüp 10 sık iğne daha örüp burada bitiriyoruz. Bitiş noktası burası 7. motifin. Sonrasında 8. motife geçiyoruz. 8. motifte ise bakın başlangıç noktası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluğu normal. Yine 20'şer sık iğne ile örüyoruz. Arada 10 sık iğne ördükten sonra yine 4 zincirle yaprak. 7. boşluğu örerken bakın yine burada ekleme kısmından bir önceki değil, ondan bir önceki boşluğa bu şekilde tutturuyoruz. 8. boşluğu örerken de buraya tutturuyoruz tam karşısına denk gelen yaprağı. 10. boşluğu örerken pardon, 9. boşluğu örerken burada yine arka arkaya 3 tane yaprak yapıyoruz tam karşısına çaprazına denk gelen buraya. Tığımız ile batıp içeriden dışarıya doğru ip arkadan öne alıp sık iğne ile tutturup yine arka arkaya 3 yaprak yapıp buradan devam ediyoruz. Burada 10. boşluğu da buraya tutturuyoruz. Bakın şöyle daha net anlaşılacak zannediyorum. 11. boşluğu örerken de yine tam karşısına denk gelen buraya buradaki yaprağı tutturuyoruz. 2 zincirle sonra tekrar 2 zincir çekip boşluğa dönüp kalan 10 sık iğneyi örüyoruz. 12. boşluğu örerken de burada yine 10 sık iğne ördükten sonra 3 tane arka arkaya yaprak. Aynı şekilde tam karşısına denk gelen buradaki yaprakların boşluğuna batıp tutturuyoruz. Yine arka arkaya 3 yaprak. Boşluğa dönüp 10 sık iğne örüyoruz ve burada bitiriyoruz. 8. motifin eklemesi de bu şekilde. 9. motifi ise yine bakın başlangıç noktası burası olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluğu bu kez örüyoruz. Bu şekilde. Hiçbir yere ekleme yapmadan 20'şer sık iğne, 10 sık iğne ördükten sonra 4 zincirle yaprak. Yine işte kalan 10 sık iğne. 8. boşluğu örerken buraya. Yine şuradaki ekleme, yani bu 9. motifi 8. motife ekliyoruz ya. Buradaki ekleme kısmından bir önceki değil, ondan bir önceki yaprağı burayı tutturuyoruz. 8. boşluğu örerken. 9. boşluğu örerken yine şöyle ekleriz zaten. Tam karşısına denk gelen yaprağı tutturuyoruz. Yine 10. boşluğu örerken burada 3 tane yaprak arka arka örüp yine aynı şekilde tam karşısına denk gelen çaprazına işte şöylesine şöyle çapraz oluyor. Bu arada gecenin saat 1'i arkadaşlar. Çok yorgunum ama dantelli bitirmek için şu an insanüstü bir çaba sarf ediyorum. Buraya ekledikten sonra yine arka arkaya 3 yaprak yapıyoruz. Boşluğa dönüyoruz. 10 sık iğne. Kalan 2 boşluğu da
örerken, sondan bir önceki boşluğu örerken buraya tutturuyoruz. Son boşluğu örerken de buraya tutturuyoruz. Ekliyoruz. Ve burada 9. motifimizi de bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen emeğe saygı en azından. Ben butona tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bizlere görüşlerinizi, video çekmemizi istediğiniz danteller var ise bunları Instagram bölümünden, Instagram sayfamızdan, mesaj bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıyeten videolarımızı izleyerek ördüğünüz danteller varsa lütfen bunları da bize Instagram sayfasından, mesaj bölümünden ulaştırın. Sizden gelenler etiketiyle paylaşıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.